Bir, şu an şeydeyiz. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle halk sağlığı uzmanımız doktor öğretim üyesi Burcu Hanım'la bir sohbet edeceğiz. Asistanlık süreci ve uzmanlıkla ilgili. Merhaba Burcu Hanım. Merhaba Rıza Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 99 yılında Hacettepe'den mezun olduktan sonra 2005 yılında asistanlığımı bitirdim. Yine Hacettepe'den asistanlığımı aldım, halk sağlığı. Daha sonra mecbur hizmetim vardı. Ve mecbur hizmetimden sonra da Yüksek İstas Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. Halk sağlığı ana bilim dalında. Daha sonrasında da Gazi Üniversitesi'nde tıp eğitim ve bilişim ana bilim dalındayım. Şu an orada devam etmekteyim. Hem halk sağlığıyla hem tıp eğitim ve bilişimiyle konular konusunda çalışıyorum. Bunun dışında söyleyeceğim çok da bir şeyim yok. Çok güzel. Peki bu branşı tercih etmenizdeki sebep ya da sebepler nelerdi acaba? Şöyle, ben öncesinde anestezi yaptım. Anestezinin 4 yıl uzmanlığını yaptım. Fakat hasta bakmak istemediğime karar verdiğim için yeni bir uzmanlık alanı istedim. Bu dönemde de halk sağlığını üniversiteden seviyordum zaten. Oradaki ilişkileri, orada yapılan konular, işte işlenen temalar diyeyim. Daha bir farklıydı. Tıbbın daha farklı yönlerini görebiliyordunuz. Aslında tek tek insanlara değil de bütün topluma müdahale etme şansı vardı. Ve en önemlisi de hasta görme zorunluluğu yoktu. Tekrar uzmanlık sınavına girdim ve halk sağlığını seçtim. O dönemde işte 63 puanla girdim ben halk sağlığına ki benim girdiğim süreçlerde halk sağlığı çok yüksek puanlarla almıyordu. Fakat istiyordum yani, isteyerek girdiğim için de orada olmak benim çok hoşuma da gitti. Mecburi hizmet kısmına gelirsek eğer oradan sonraki, biraz daha farklı halk sağlığının mecburi hizmeti. Hasta görmediğiniz için daha çok il sağlık müdürlüğü ya da ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi gibi yerlere gidiyorsunuz. Dolayısıyla hani daha böyle şehirde kalıyor olmak da benim için halk sağlığını seçmenin sebeplerinden biriydi. Yani hem hasta bakmamak hem de mecbur hizmetinde çok zorlanmayacak olmak tercih sebebim halk sağlığı açısından. Çok güzel. Ben sizi biraz asistanlık yıllarınıza götüreceğim. Bir de akademisyenlikleriniz de var. Asistan eğitimine de katılıyorsunuzdur. Onun için bu sorularım çok güzel cevaplayacağınıza inanıyorum. Halk sağlığı asistanı çömezlikten kıdemli kadar eğitimi nasıl geçer, eğitim içeriği nasıldır, asistan süreci nasıl, hangi eğitimlerde, nasıl çalışma şartlarıyla tamamlanır? Şöyle, halk sağlığı asistanlığı 4 yıl sürüyor. 4 yıllık bir asistanlık süreci. Halk sağlığına girdiğiniz zaman ilk başlarda rotasyonlar var. Bu rotasyonlar genel olarak toplum sağlığı merkezi, bunun dışında il sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü gibi daha temel yerler. Halk sağlığının daha sonraki görev yerleridir. Bunların dışında hastanede de bazı bölümlerde çocuk sağlığı, kadın doğum, acil gibi yerlere de gidiyoruz. Ama bunlar giderek azaldı. Hatta bazı bölümlerde, bazı üniversitelerde hiç yapılmıyor. Görmüyorsunuz buraları. Sadece kağıt üzerinde de olduğu yerler var. Ama bunun dışında ilk sene böyle geçiyor. Rotasyonlar bittikten sonra bölümde hocalarla beraber çalışmaya başlıyorsunuz. Hocaların konu alanları her neyse, işte çocuk sağlığıysa, hocayla birlikte çocuk sağlığı çalışıyorsunuz. Başka bir hocanızın alanı tütünse tütün çalışıyorsunuz. Başka bir hocanızın alanı epidemiyoloji ise epidemiyoloji çalışıyorsunuz. Çevre sağlığı ise çevre sağlığı çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hocalardan birlikte çalıştığınız süreçte tecrübelerinden yararlanarak eğitim almış oluyorsunuz. Yine aynı dönemde internlerin eğitimlerine katılıyorsunuz. O sırada bölümde yürütülen projenin hem yazılma, hem başvuru aşamalarında hem de daha sonra veri toplama, verilerin analizi, projenin yazılması, işte makale haline getirilmesi gibi bütün süreçlerinde çalışarak halk sağlığı asistanlığı geçiyor. Hatta bazı üniversitelerde bakanlıkla, bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü ile ya da bunun gibi başka STK'larla çalışarak da asistanlıkta projeler yaptığımız oluyor. Bu süreç sonunda 4 sene sürüyor. İkinci senemizde bir
yeterlik sınavımız oluyor. Bu yeterlik sınavı zaten bütün fakültelerde yapılıyor. Daha sonrasında bu yeterlik sınavından sonra siz tezinizi seçiyorsunuz. Hangi konuyla ilgileniyorsanız, halk sağlığında 11 tane ana konu var. Ama temelde herkesin sevdiği ve istediği konular ya da bilinen konular var. Şu an hani isimlerini tek tek söylemeyeceğim. Bunlarla ilgili çalıştığınız zaman da o tezinizi, verilerini topluyorsunuz. 2 seneniz içinde bu verileri sunuyorsunuz ve sonuçta halk sağlığını bitirmiş oluyorsunuz. Halk sağlığında hasta görmüyorsunuz asistanlık sürecinizde. Ama çok fazla proje görürsünüz. Çok fazla intern eğitimlerine katılırsınız. SPSS programı vardır ve SPSS programında analiz yapmayı bütün işte herkesin şu an çok revaçta herkes istatistik, biyoistatistik diye ders aldığı, kurs aldığı konularda siz eğitim veriyor hale gelirsiniz asistanlığınız bittiği süreçte. Bunun dışında da halk sağlığı asistanlığında hocalardan aslında öğrenirsiniz. Yani bütün hocalar size birlikte çalıştığınız süreçlerde bir şeyler öğretirler. Ama daha çok sizin kendinizi yetiştirebileceğiniz çok zaman vardır. Sonuçta nöbet tutmuyorsunuz. Akşam eve gittiğiniz zaman bütün geceniz sizin. Hafta sonunuz da sizin. Dolayısıyla yabancı diliniz eğer yeterli seviyede değilse onu geliştirebilirsiniz. Ek başka eğitimler alabilirsiniz. Ben halk sağlığı asistanlığım sırasında medya iletişim okudum. Hani halk sağlığı uzmanının sonuçta yaptığı işleri doğru aktarabilmesi, medyayı da doğru kullanabilmesi gerektiğini düşündüğüm için medya iletişimi okumuştum. Benim gibi işte sağlık yönetimi okuyanlar var açık öğretimde ya da işte bunun dışında bir sürü kamu yönetimi gibi farklı bölümler okul, hastane yönetimi okuyanlar var. Birçok farklı bölümler, antropoloji okuyanlar var, sosyoloji okuyanlar var. Hani yanda da kendinize eğitebileceğiniz birçok zamanınız var. Dolayısıyla halk sağlığı eğitimi aslında sadece hani saf halk sağlığı değil, sizin kendinizi nereye kadar götürmek istediğiniz, nerede gördüğünüzle alakalı bir eğitim. Süreç böyle geçiyor 4 yılınız. Daha çok yaptığınız şey dediğim gibi proje çalışmaları olur, kendi teziniz de olur ve intern eğitimi olur halk sağlığında. Anladım, çok güzel anladınız, çok teşekkür ederim. Peki halk sağlığı alanında tercih edecek kişiler için bahsettiğinize göre öncelikle akademisyenleri mi tanımak lazım yoksa daha önce yaptıkları yayınlar ya da projelere mi bakması lazım tercih edecek kişiler için? Şimdi halk sağlığı tercih edeceğiniz anabilim dalında yani şehri ve üniversiteye soruyorsak tabii ki her anabilim dalının farklı özellikleri var. Yani bazıları çok kalabalık hoca bakımından, bazılarının ise hoca sayıları çok daha az sayıda hocalarımız var. Her anabilim dalının hocalarının da kendi farklı yelpazesinde ilgilendiği konular var. Eğer halk sağlığına bilinçli olarak gelecek biri ise bu bahsettiğimiz kişi ya da doktor arkadaş, o zaman hangi konuda çok çalışmayı istiyorsa, ben halk sağlığına başladım ve ben tütün çalışacağım, işte sigara bırakma, bu tür konular benim ilgi alanıma giriyor ve ben bunun epidemiolojisiyle ilgileneceğim diyorsa, bu konuyla ilgilenen bir hocanın olması onun için daha iyi olabilir tabii ki. Ama bunun haricinde şu da var. Bazı anabilim dalları doktora verebilir, yüksek lisans verebilirken bazı anabilim dalları bunları veremiyor. Hani sadece yüksek lisans düzeyinde verebiliyor. Dolayısıyla bunları da araştırması gerekiyor halk sağlığına gelen kişinin. Çünkü biz halk sağlığı asistanlığının aynı zamanda hani diğer doktora derslerine de girebiliyoruz. Ve orada da eğitimimize katkıda bulunabiliyor asistanlık sürecimizde. Dolayısıyla bu tür eğer gerçekten halk sağlığıyla ilgili bir akademik bakış açısı da kazanmak istiyorsa bu tür eğitimleri veren bir bölüm de olmasını tercih etmesi gerekiyor. Bunun dışında aslında bana kalırsa projelerine bakılması lazım. Yani kimlerle proje yapıyorlar? Bakanlıkta projeleri var mı? Büyük kuruluşlarla dedim ya Dünya Sağlık Örgütü olabilir, işte CDC olabilir, bir sürü uluslararası Avrupa Birliği projeleri olabilir. Bunlar var mı? Çünkü bunların olması aslında sizin aktif olarak çalıştığınızı gösterir. Bunların dışında belki web sayfasını kontrol etmek lazım. Çünkü halk sağlığı bilim dallarının artık web sayfalarını daha aktif kullanıyorlar. Bu web sayfalarında herkesin yaptığı işler gözüküyor. Dolayısıyla buralarda aktif olan hocalarla çalışmak sizin daha çok şey öğrenmenize sebep olur. Daha fazla enerji harcarsınız asistanlığınızda ama çıktığınız zaman daha çok
birikime sahip olursunuz. Çünkü tek başınıza kaldığınızda bir şeyleri yapmak, birilerinin desteğiyle yapmaktan biraz daha zordur. Ve asistanken hepimiz biliriz ki sorabilecek çok kişi vardır. Hani siz istediğiniz gibi sorarsınız. Orada hiçbir şekilde size hayır denmez ama uzman olduktan sonra sormak biraz daha zordur. Dolayısıyla bu önemli. Bunun dışında da dediğim gibi özellikle sonuçta hepimiz mecbur hizmete gideceğimiz için mecbur hizmette ilçe sağlık müdürü, il sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleriyle çalışan, bu gruplarla devamlı iletişim halinde olan hocaların olduğu bölümlerdeyseniz eğer bir şekilde oraları daha iyi tanırsınız. Sonuçta siz eğer toplum sağlığı merkezini hiç görmeden asistanlığınız biterse oraya gittiğinizde oranın işleri size farklı gelebilir. Çünkü oranın bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliği okumanız gerekiyor. Onu okumadan gitmemelisiniz toplum sağlığı merkezine. Yani ne iş yapacağınızı biliyor olmalısınız ki eğer size bir iş söylendiğinde o iş sizin işiniz değilse hayır diyebilmelisiniz. Bu toplum sağlığı merkezinde çalışan bir halk sağlığı uzmanının görevi değildir demeyi de biliyor olmak gerekiyor. Ya da evet bu benim görevim, bunu da yapacakmışım bilgisiyle gitmek sizin belli konularda üste çıkmanızı sağlayacak. Dolayısıyla bu bölümlerle ortak çalışan bölüm, ana bilim dalları tabii ki tercih edilebilir. Ama bunun dışında şu da var. Hangi ana bilim dalına giderseniz gidin, oradaki hocaların hepsi çok destekleyicidir. Halk sağlığın hocaları diğer bölümlerle ilgili çok bir şey hani söyleyemeyeceğim ama gerçekten destekleyicidir. Ve gelen halk sağlığını severek ve isteyerek gelen bütün asistanları çok fazla eğitmek, geliştirmek konusunda ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kendilerinin dışında bir konu bile olsa aslına baktığınızda diğer arkadaşlarıyla iletişim kurarak o asistanın istediği şeyi yapmasını sağlarlar. Şöyle söyleyeyim, siz diyelim ki işte bilişim istiyorsunuz, bilişimle istiyorsunuz ve orada bilişimle ilgilenen bir hoca yoksa size bilişimle ilgilenen bir hocayı teziniz sırasında sizin o tez jürinize ekleyerek ondan destek almanızı da sağlarlar. Dolayısıyla ben halk sağlığı hocalarının daha az çıkarlarını gözettiğini, daha çok yardımcı olmak yolunda bizimle olduğunu düşünüyorum. O yüzden halk sağlığı hocalarının neresi olursa olsun çok da destekleyeceklerinden eminim. Hani hangi ana bilim dalı olursa olsun belki bazen çünkü şehir tercih ediyoruz. Mecbur kalıyoruz. Eş durumu olabiliyor. O zaman da hani sizin istediğiniz bölüm olmasa bile diğer hocalar emin olun bir şekilde diğer hocalarla iletişim kurarak yine aynı eğitimi almayı sağlayacaktır. Asistanlık sürecini çok güzel anlattınız. Çok detaylı bilgi verdiniz. Teşekkür ederim. Ben biraz sizi uzmanlık sürecine götürmek istiyorum. Halk sağlığı uzmanı olduktan sonra çalışma yerleri, alanları nerelerdir? Hangi çalışma şartlarında devam ederler? Şimdi halk sağlığı uzmanı olduğumuz zaman bütün uzmanlık, yani tıpta uzmanlık sınavıyla gelen herkes de olduğu gibi bizde de mecbur hizmet var. Mecbur hizmetle beraber farklı yerlere atanabiliyorsunuz. Öncelikle ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşayanlar içerisinde, yani büyük bu tür bir şehirde yaşıyorsanız bizde Sağlık Bakanlığı var biliyorsunuz. Öncelikle bakanlığın taşra teşkilatları var. İşte ilçe sağlık müdürlükleri, il sağlık müdürlükleri. Buranın daha küçük birimleri, toplum sağlığı merkezleri var. Buralara atanabilirsiniz. Bunların dışında devlet hastanelerine artık atanabiliyorsunuz. Özellikle yan dal yapıyorsanız devlet hastanesi atamaları var. Eskiden çok yoktu ama şu an daha fazla devlet hastanelerine atamalar var. Bunların dışında da üniversite hastanelerine bile atama şansınız var. Dolayısıyla buralarda mecbur hizmet yapabiliyorsunuz. Ama bunun dışında hani Sağlık Bakanlığı'nın olmadığı yerlerde genelde halk sağlığı uzmanları toplum sağlığı merkezlerine atanıyor. Oranın sorumlu hekimi oluyorlar ve orada çalışıyorlar. Sorumlu hekim ne yapar diye soruyorsunuz ama öncelikle şunu da söyleyeyim. Muhakkak yönetmeliği okusunlar. Çünkü yönetmelikte çok fazla madde var. Yani A'dan başlayıp İ'ye kadar giden madde, yaptığınız işleri anlatan bir liste var. Ben kısaca şunu söyleyebilirim. Halk sağlığı uzmanı aslında atandığınız bölgede bir ilçenin toplum sağlığı merkezidir çünkü. O ilçe bazen 5000 nüfuslu oluyor, bazen 500 bin nüfuslu oluyor. Siz oranın halk sağlığı uzmanı olduğunuzda oradaki sorunları ortaya koyup bunun için araştırmalar yapıyorsunuz ya da gelen verileri analiz ediyorsunuz. Sorunları ortaya koyuyorsunuz ve bunlar için sizin ilçenize özel çözümler bulmaya çalışıyorsunuz. Aslında eğlenceli. Sonuçta hem epidemioloji yapıyorsunuz, hem çevre sağlığı yapıyorsunuz, hem çocuk sağlığı, hem kadın sağlığı. Her şeyi bir arada yapıyorsunuz. Ama tabii ki bunların dışında mecburi olarak yapmanız gereken ve size işte bakanlık ya da müdürlükten gelen bazı talimatlar var. Bunları da halk sağlığı uzmanı olmanıza rağmen yapmanız gerekiyor.
Eğer üniversite atanırsanız ama üniversite süreciniz aslına baktığınızda asistanlığa benzer. Yine internler, araştırmalar, üniversitenin içindeki rutin işleri yapıyorsunuz üniversitede. Devlet hastanesine atanırsanız genelde enfeksiyon kontrol komitesinde çalışıyorsunuz ve oranın halk sağlığı sorunlarına ilgileniyorsunuz. Yani devlet hastanesinin çok yani toplum sağlığı merkezinden çok daha farklı bir yapısı var. Üniversiteden de farklı bir yapısı var ama eğitim faaliyetlerinde bulunuyorsunuz. Daha çok hani aslında gerçek halk sağlıkçı nerede çalışır? Aslında sahada çalışır ve toplum sağlığı merkezi, il sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü aslında halk sağlıkçının çalışma alanı. Ama bunun dışında işte üniversitelerde akademik olarak çalışıp ders veriyorsunuz. Ve yani mecbur hizmetten sonra tabii ki bu akademisyenlik kısmı, mecbur hizmet kısmının böyle oluyor. Peki bu çalışma yerlerindeki kazanç farklılıkları çok fazla mıdır acaba? Duygusal kısmı biraz sormak istedim. Anladım. Yani şöyle, üniversite hastaneleri çok yüksek maaş almıyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani siz sonuçta ilk öğretim görevlisi olarak atan, mecbur hizmet kısmında bahsederken aslında bir uzman doktor maaşınız var. Bir de oradaki işte eğitim şeylerinden aldığınız maaşlar ve çok yüksek değil. Toplum sağlığı merkezi daha yüksek bir maaş alıyor. Devlet hastanesindekiler de üniversite hastanesinden daha yüksek maaş alıyor. Ama bu tabii ki hasta bakan bir bölüm kadar yüksek olmayacaktır hiçbir zaman. Yani bir halk sağlığı uzmanı eğer hasta bakan bir bölüm İşte 15 alıyorsa halk sağlığı uzmanı 12 alır, işte 10 alır. Bu öncelikle hani böyle bir oran vardır. Ama üniversitede daha da az alabilir. Yani ya 6'dır, 7'dir, 8'dir. Çünkü üniversite hastaneleri zaten biliyorsunuz ki orada akademisyenliği seçtiğiniz için bir şekilde daha düşük maaş aldığınız yerlerdir. Ama normal hayata geçtiğimiz zaman yani mecbur hizmet bittikten sonra hani siz artık oraya uzman doktor olarak gelip mecbur hizmeti tamamladıktan sonra üniversitelerle devlet hastanelerinde benzer maaş alırsınız. Toplum sağlığı merkezleri biraz daha üstte bir maaş alırlar ki bu yüzden ya da bakanlıkta biraz daha üstte maaş alırlar. Bu yüzden zaten orada yani bazı arkadaşlarımızın bakanlıkta kalmayı tercih etmelerinin en önemli sebebi zaten maaş farklarıdır. Çünkü daha yüksek maaş alındığı için orada üniversitelere gelmeyi ya da akademik olmak yerine orada kalmayı tercih ederler. Anladım. Çok teşekkür ederim. Duygusal kısmını da kısaca anlattığınız için. Bir de eğitim aşama hastanelerinde sanırım bir etik kurul. Evet. Halk sağlığı uzmanı olmadan bir etik kurul yapılamıyor diye biliyorum. Ama şöyle, evet. Siz tamamlayın isterseniz. Bu yüzden dolayı eğitim aşama hastanelerine atanma potansiyeli daha yüksek diyebilir miyiz? Ya da orada bir herhangi bir ekstradan ücret halk sağlığı uzmanı alabiliyor mu? Yani şöyle ben... Bizler aslında illa yani devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, etik kurulunda çalışmak için illaki orada olmanız gerekmiyor. Yani bir üniversitede de çalıştığınızda bir eğitim araştırma hastanesinin etik kuruluna halk sağlığı uzmanı olarak görevlendiriliyorsunuz. Hani onunla ilgili bir şey yok. Tabii ki oraya atanmanız hani diyelim ki şimdi şehir hastanesi ve bir etik kurulu var. Oradaki bir halk sağlığı uzmanı bu amaçla atanabilir. Ama bundan önce de atamalar oluyordu. Bizim yönetmelikler 2014 yılında sanıyorum değişti. 2014 ya da 2013 o yıllarda halk sağlığı uzmanı, fizyoloji uzmanı, bir tane farmakoloji uzmanı zorunlu hale geldi. Dolayısıyla o dönemde halk sağlığı uzmanları devlet hastanelerine daha çok atanmış olabilirler. Ama hani böyle %100 de budur demek daha zor ki şöyle düşünün son bir yılda pandemi sürecinde aslında halk sağlığı uzmanlarının ne yaptıkları biraz daha ortaya çıktı. Eskiden hani halk sağlığı uzmanı ne yapar dediğimizde tıp içinde bile çok bilinmiyordu. Yani doktor olup mezun olan arkadaşlarımız bile halk sağlıkçının aslında ne yaptığını bilmiyordu. Araştırma biliyorlar hani yaptırıyorsanız eğer üniversitenizde ama onun dışında ne yapılır hiç bilmezlerdi. Ama bu pandemi sürecinde aslında halk sağlığı uzmanlarının özellikle bu sorunların bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, biliyorsunuz diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları. Yani bugün geldiğinizde korunabilecek ya da önlenebilecek hastalıklar dediğimiz zaman ilk baştaki ilk etkeni sigaradır. Hani bunlarla uğraşan bir grup halk sağlığı uzmanları. Devlet hastanelerinde çok fazla obezite var, çok fazla aile planlaması. Hani bu tür konular var ve bunların hepsi aslında halk sağlığının ilgi alanlarına giren konular. Dolayısıyla yavaş yavaş halk sağlığı uzmanlarının buralara atanması artmaya başladı.
sonuç olarak hepimizin bildiği gibi veri üretmek gerekiyor. Big data diye bir şey var ve bu üretim için doğru bir veri sisteme girmesi gerekiyor. Şu an biliyorsunuz ki e-nabız kullanılıyor. E-nabız her yerden veri topluyor. Ama bu veriyi devlet hastanesinden doğru bir şekilde aktarmak için doğru veri tabanlarının hazırlanması gerekiyor. Ve bunların bir şekilde aslında baktığınızda bir halk sağlığı uzmanı, bir epidemiyoloji gözü gerekiyor. Çünkü halk sağlığının olmazsa olmaz bölümleri epidemiyolojidir, çevre sağlığıdır, iş ve meslek hastalıklarıdır, yönetimdir. Bunların da hepsi hastanede gerekiyor. Dolayısıyla bu bakış açısıyla hazırlandığı için yavaş yavaş devlet hastanelerinde halk sağlığı uzmanı daha fazla istihdam ediliyor. Ama bununla beraber şu da var. Ek kurulda çalıştığınız için ek ücret hiç almıyorsunuz. Hiçbir bölüm almıyor. Onu da söyleyeyim. Yani sadece halk sağlıkçı değil. Oradaki işte KBB'ci de ek ücret almıyor. Ya da nasıl söyleyeyim? Bir cerrah da ek ücret almaz. Çünkü o tamamen gönüllülük esas. Yani daha doğrusu görevlendirme olur. Ve siz orada yani gönüllü olarak çalışırsınız etik kurullarda. Hatta bu konuda bir de insanlardan araştırmamı geçirmediler diye varyansın yaparlar. Aslında geçirmemek değildir, araştırmanın daha iyi olmasını sağlıyorsunuzdur. Ama insanlar der ki hiç araştırmamı onaylamadılar. Hani o yüzden farklı bir görevdir etik kurul. Çok iyi bilirim kendilerini. Ben branşınızın geleceği konusunda bir sorum vardı ama siz bunu çok güzel anlattınız. Bu pandemi de aslında ne kadar değerli olduğunuzu gösterdi ve ileride ne kadar değerli olacağını da gösterdi. Peki yandarla ilgili bir şeyler bahsetmiştiniz. Halk sağlığında yandar yapmak gerekli midir? Bu ileriye dönüp bakacak olursak yandarın faydaları neler olur? Rıza Hocam, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Gelecekle ilgili birkaç şey daha ekleyeyim. Madem böyle bir sorunuz vardı. Şimdi dünyaya baktığınız zaman dünyada tedavi edici bir hekimlik süreci devam ediyor. Tedavi etmek çok pahalı bir iş. Hepimiz biliyoruz. Ucuz bir iş değil. Ve tedavi ederek aslında önünü alamadığımızı şu an koronavirüste görüyoruz. Yani tedavi ettikçe yenisi geliyor, değil mi? Korunmamız gerekiyor. Bir şekilde müdahale edip o kaynağa müdahale edip bir şekilde bulaş zincirini kırmamız gerekiyor şu an. Halk sağlıkçı aslında bunun için vardır. Obeziteyi siz eğer bulaş zincirini obezite de bulaşır. Yani siz insanlara fast food tüketimi konusunda doğru bilgi vermezseniz bir süre içerisinde insanların obez olduğunu gördüğünüzde bu bir bulaşıcı hastalık gibidir aslında. Dolayısıyla bunu kırabilirseniz eğer obezite için harcanacak olan işte kolesterol ilaçlarıymış, zayıflatma ilaçlarıymış, tüp mide gibi cerrahilermiş. Bunlar için para harcamamaya başlarsınız. Parayı siz korumaya harcadığınızda daha az para harcayarak aslında toplumun hem yaşam kalitesini yükseltirsiniz hem de ülkenin bütçesinden sağlık giderlerini azaltırsınız. Sonuç olarak halk sağlıkçı aslında bu işe yarar. Halk sağlıkçı ülkenin bir şekilde daha iyi sağlık koşullarına, daha iyi sağlık çıktılarına sahip olmasını sağlayan bir bölümdür ya da bir doktordur. Biz henüz bunu bu kadar kullanamıyoruz. Yani biz Türkiye'de halk sağlığı uzmanlarının görev dağılımlarını ya da görev alanlarını henüz çok iyi kullanamıyoruz. Ama bu bütün dünyada böyle. Bir şekilde tedavi henüz ön planda. Biz ileride korumamız gerektiğini daha bilinçli bir şekilde anladığımızda halk sağlığı uzmanlarının geleceği daha parlak olacak. Ve bence doğru ve bilinçli halk sağlığı uzmanı yetiştirmek için yandal gerekiyor mu diye sorarsanız, şimdi şöyle, eğer siz primer bir alanda çalışıp başka alanlarda çalışmıyorsanız bizim için üç tane yandal var. Epidemiyoloji, çevre sağlığı, iş ve meslek hastalıkları yandalları. Bunların aynı zamanda doktoraları da var. Yani yandal değil de doktora da yapabilirsiniz. Yani en baştan tıp fakültesini bitirir. 6 sene. Üzerine 4 sene epidemiyoloji doktorası yaparsınız. 10 sene. Dolayısıyla insanların büyük bir kısmı artık okulu bitirdikten sonra halk sağlığı uzmanlığı yapmadan doktora yapıyorlar. Ve böylece bir epidemiyolog olarak bitiriyorlar. Ama bizim gibi uzmanlık yapıp üzerine bu alanlarda yoğunlaşmak isteyenler var. Onlar yandal yapmak durumundalar. Çünkü eğer epidemiyoloji yaptığınızda siz epidemiyolog olarak anılıyorsunuz ve epidemiyolog olarak iş alanlarınız
açılıyor. Öbür türlü siz halk sağlığı uzmanı olarak zaten epidemiyoloji bilirsiniz. Ama epidemiyolog olarak bir iş yapmak istiyorsanız o yan dalı yapmak zorundasınız. İş ve meslek hastalıklarıyla ilgili bir özel bir alanda çalışmak istiyorsanız yan dalı yapmak zorundasınız. Aksi halde sonuçta bütün halk sağlığı uzmanları bu konular hakkında genel bilgiye sahiptir. Çünkü bu eğitimimizin içinde var zaten. Anladım. Ben son sorumu sormak istiyorum. Peki bu branşı kimler tercih etmemeli? Kimlere tavsiye etmiyorsunuz? Aslında ben aslında buraya gelmeden sizin oraya şeye yazdığınızı okudum. Okuyarak geldim. Yani kopya çektim. Aslında doğru yazmışsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Hasta görmüyoruz. Çünkü bizim klasik doktordan farkımız, bizim hastamız toplum. Dolayısıyla biz hasta olarak toplumu ele alıyoruz. Toplumun sağlık sorunlarını tanımlıyoruz ve onlara müdahale ediyoruz. Ama tek tek hastanın işte senin ateşin var, senin öksürüğün var demiyoruz. Dolayısıyla hasta görmek isteyen, tıp fakültesine hastaya dokunmak için gelen biriyseniz eğer kesinlikle halk sağlığı uzmanı olmamalısınız. Okul bittikten sonra mecburi hizmete gidiyorsunuz ve mecburi hizmetten sonra akademik çalışabilirsiniz dedik. Devlet hastanelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde belki bir de şey ekleyelim buraya. İşte Dünya Sağlık Örgütü gibi, UNICEF gibi, UNFPA gibi farklı kuruluşlarda yani Birleşmiş Milletler'le ilgili kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Buralarda alacağınız maaşlar belli düzeylerdedir. Yani eğer böyle çok büyük beklentileriniz varsa ben uzmanlıktan sonra özele çıkarım şeklindeki bir yaklaşımınız ve maddi açıdan çok ciddi anlamda beklentileriniz varsa halk sağlığı uzmanı o kadar büyük bir beklentinizi karşılamayabilir. Öncelikle onu da söyleyeyim. Hani bu biraz daha gönülle yapılan bir meslek. Halk sağlığı uzmanlığının tabii ki bütün doktorluk aslında herkese saygım sonsuz çünkü çok zor. Özellikle bu süreçte de görüyorum yani acil uzmanları çok yoruluyor, yoğun bakım, göğüs herkes çok yoruluyor. Ama halk sağlığı o çok doktorlar eskiden çok çok kazanır denilen alanların dışındaki bir alan. Dolayısıyla çok para kazanacağım diye bu bölümü yazmamak gerekiyor. Bir kere yazmayı çizmeyi sevmiyorsanız, okumayı sevmiyorsanız ve ben nöbet tutmuyorum, çok rahatım, evet ama ben akşam eve gittiğim zaman en az 2-3 tane makale okuyup kendini güncel tutabilmek zorundayım. İnsanların ne yaptığını takip etmek durumundayım. Türkiye'de ne oluyor biliyorsunuz, dünyada ne oluyor onları bilmek zorundasınız. Yani devamlı okuyorsunuz. Sizin hastanız, sizin laboratuvarınız, sizin ameliyathaneniz bilgisayarınızdır. Dolayısıyla eğer bilgisayarı sevmiyorsanız, evde çalışamam ben diyorsanız, evde çalışmayı sevmiyorum, beynimi yormayı sevmiyorum diyorsanız halk sağlığı sizin için çok zor bir alan. Ama eğer çalışırım, okurum, ben yazarım, kendimi ifade edebilirim diyorsanız halk sağlığı sizin için çok uygun bir alandır. Dediğim gibi hasta görmeyi de istemiyor olmanız lazım. Bu çok önemli. İlk bence bu. Hasta görmek ya da görmemek kararını vermek gerekiyor. Güzel cevaplarınız için ben çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı ama sizin eklemek istediğiniz, aklınızda olan bir şey, mesajlarınıza iletmek istediğiniz bir şeyler varsa son söz olarak alabilirim. Evet, son sözde sizle aslında ilk başta konuştuğumuz şeyi söyleyeyim. Halk sağlığı uzmanlığı eskiden çok insanların hani doktor musunuz dedikleri bir alandı ama Mart 2020 itibariyle bizim doktor olduğumuzu biliyorlar artık. Hani daha toplumun tanıdığı bir alanız ve insanlar halk sağlığı uzmanı dediği zaman size soruları oluyor. Bunun ötesinde bizim bir derneğimiz var. Bütün halk sağlığı uzmanlarının ve halk sağlığı ile ilgili çalışan herkesin birlikte çalıştığı bir dernek. Orada bütün sorunlarınıza yanıt alabileceğiniz, bütün sorunlarınıza cevap alıp ya da destek olacak bir dernek yönetimimiz var. Dolayısıyla orada özellikle sayfası da var, hasuder.org. Hani oraya gidip bakabilirler, ne yaptığımızı daha yakından görebilirler. Dolayısıyla ben halk sağlığı yazacak herkesin artık bizden daha şanslı ve daha bilinçli yazacağını ve önlerinin bizden daha açık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü USMLE gerekmiyor, sınav gerekmiyor. Siz yurt dışına da gidebiliyorsunuz halk sağlığı uzmanı olarak. İstediğiniz fakültede kendinize bir yer ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla halk sağlığı uzmanı eğer sizin vizyonunuz genişse çok geniş vizyona sahip olan bir bölüm diye söyleyebilirim son olarak. Güzel sohbetin için ben çok teşekkür ederim.
Ben de Rica ederim. Ben bütün teşekkür hekim ederim. arkadaşlarım halk sağlığı konusunda bu video sayesinde bayağı bir bilgilenmiş olacaklar. Tekrardan ağzına sağlık ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bana da söz hakkı verdiğiniz için. Bekliyoruz herkes sağlık sağlığına. Görüşürüz. Görüşmek üzere.